Ali Baba Advertisement. Türk sinemasının komedi dalında çığırlar açan bir adamın bu sefer sığırlar açtığı filme sponsor alacağız derken sponsora film alınan azıcık iyi oyuncu yanına da iki domates bir biber mantığıyla kas seçimi yapılan ve gebereceğiz gülmekten diye giderek acaba 3D'de biz mi anlamıyoruz lan deyip bize ikinci yarıda gözlük taktıran bu yapımda kahramanımız züccaciye açmaya heveslenip yanlışlıkla züccaciye açan saf İyi kalpli bir esnaf abimizdir. Tabii ki her zamanki gibi hiçbir şey planlandığı gibi gitmez klişesi burada da hatanı yapar ve bize izlemelik malzeme çıkar. Yapım boyunca birçok mantık hatasıyla halvet oluyoruz. Ya böyle bir fotoğraf çekme var mı? La böyle fotoğraf çeken interpol mu olur? Selfie yapaydınız bari la. Ya bu mağara sahnesi? Ya biz de Matrix'te Neo'yu vuramayan adamlara kızmıştık. Şu mesafeden şurayı görememek için kör olmanın ötesinde başka bir şey gerekiyor. Bir şey, bir eee ne bileyim yani Belem gibi, İbne gibi bir şey yani. Senelerce Amerikan sinemasının klişelerine ölük ölük efil efil geçiren Cem abimiz, bu yapımda birkaç klişeyi atlamış gibi duruyor. O da sinema tarihi boyunca süre gelen en büyük klişe oluyor ki adı da geberememek. Aksiyon filmi yaparken kural şudur sevgili izleyen. İyi karakter ölmez, ölemez. Ölürse de yarım saatte ölür. Kötü karakter mi? O ölür hacı. Ama o da yarım saatte anca ölür. Yan karakter ise hızlı harcanır. Çünkü kurşunlar ona farklı bir etki yapar. Kötü adamın korumaları da çok seri harcanır. Bu güzelim kızcağızımız düştüğü çukurda o tahtaya koala gibi bir tutunuyor ki dillere destan. Tam esas kızı vuracaklarken 2 saat böyle bir seremoni, susturucu falan hazırlamalar... Boş boş laklaklar. Oğlum kızı vuracağım bitecek. Operasyona mı gidiyorsun? Neyin susturucusu bu la? Ancak silahlardan çıkan kurşunlar ana karakterlere değmemekte inat ederken figüranlara gelince ise topu 90'a takmaktadır. Eldeki sopayı ortadan ikiye ayıracak derecede isabetli kurşunlar 15 metreden ana karaktere isabet etmemekte direniyor. Cem Yılmaz yapımlarında alıştığımız ince ince yapılan göndermeleri bu yapımda 5'e 10 kalas kalınlığında görüyoruz. Yapılacak olan gönderme izleyicinin gözüne göre sokula sokula yapılıyor ki burada da ona anlatır gibi anlat felsefesi kavranmış diye tahmin ediyoruz. Bu nasıl bir reklam sponsor anlayışı? Pek yakında da gözümüze sokar gibi ürün yerleştiren Cem abi bu yapımda da es geçmiyor ve golasıydı, toptancısıydı, çatır çatır işliyor. Artık iş o noktaya geliyor ki karakterlerin kışına başına bakarak acaba reklam var mı diye işkilleniyoruz. Ne bileyim bir koska helva, doğana şelgam suları. Cem Yılmaz'ın komedi konusundaki yeri tartışılmazdır. Şahsen biz onu ciddi anlamda tüm Türk sinemasında bir çağ açıp bir çağ kapatan adam olarak görüyoruz. Ancak bu yapım bizi gözyaşları içinde bırakmıştır. Özellikle kast seçimi konusunda büyük bir düşüş vardır. Filmler ve filmler ekibi olarak Cem Yılmaz abimizin bu son yapımına farklı bir derecelendirme ile not vermek isteriz. Senaryo filmdir. Oyunculuklar filmdir. Kast filmdir. Çekim Kısacası kandil kandil yanarken, Ali Baba kaçarken, sponsor izlemekten, gözlerimiz kanarken temalı bu yapım bizim için. Cem abinin hatırına, önceki işlerine bakarak bu seferlik film buçuktan filmdir. O da senin güzel gözlerinin hatırına Cem Bey. <laughs>